Evet arkadaşlar, herkese merhabalar, herkese hayırlı günler diliyorum. Banka sicili bozuk olan kardeşlerime bir öneride bulunmak istiyorum. Bu kanun maddesini kesinlikle uygulamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu kanun maddesi vatandaşlar için çıktı arkadaşlar. Ve birçok vatandaşlarımızın kafasında soru işaretleri var. Şimdi onu kısaca gidermek istiyorum. Öncelikle sicil affı dilekçesi almak isteyenler, WhatsApp numaramızı biliyorsunuz, 0543 641 6177. Bu videonun açıklama kısmında zaten WhatsApp numaramız var arkadaşlar. Bir de yorumlar kısmında üstte tutturuyorum. Şimdi banka sicili bozuk olan vatandaşlarımız kredi veya kredi kartı alamıyordu. Bununla ilgili 9 Kasım 2022 tarihinde devlet tarafından, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir kanun çıktı. Hangi kanun bu? 7420 sayılı kanun. Şimdi bu sicili bozuk olan vatandaşlarımızın hangi kanun maddesine bakması gerekiyor? Burada 27. maddesine bakalım arkadaşlar. Bakın 27. maddesi burada. Gördünüz değil mi? 27. maddesine göre bakın, ana para veya taksit ödeme tarihi 01.10.2022 tarihinden önce olup da, yani şu tarihten önce borçlarınız varsa, onu yapılandırdıysanız, tamamını ödediyseniz, bunu da 7. ayın 1 2023 tarihine kadar yaptıysanız diyor. Veya bak, ya yapılandırma ya tamamını ödeme diyor. Bu borçlardan önce. Bundan önce borçlarınız da yoksa sizi de kapsıyor arkadaşlar. Yani borcunuz yok hiç değil mi? Hiç borcunuz yok ama başvuruyorsun, red geliyor. Başvuruyorsun, red geliyor. İşte sen de bunu dene kardeşim. Diyor ki ticari, bakın, 01.10.2022 tarihinden önce olup da kullandığı nakdi veya gayri nakdi kredilerin ana para, faiz veya perilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, bakın ödemelerini aksatan diyor. Bu icralıkmış, oymuş, buymuş, hepsini kapsamak zorunda. Çünkü aksatan diyor. Ticari faaliyette bulunan veya bulunmayan gerçek kişilerin, kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı kanunun ek 1. maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği risk merkezi nezdinde tutulan kayıtları, yani bu sicilinizin tutulduğu risk merkezi var ya bankaların, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 7.1.2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırması halinde bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz diyor. Bakın, alınmayabilir diyor mu? Hayır, dikkate alınmaz diyor. Emredici hükümdür bu. Diğer yandan diyor ki vatandaşa herhangi bir kredi veya kredi kartı verirsen diyor bankaya, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar 1. fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeniden kullandırması bu kuruluşlara hukuki veya cezai sorumluluk doğurmaz. Yani sicili bozuk olanlara verildiği zaman bir hukuki sorumluluğu vardı bankaların. Diyor ki sen bunu yaparsan ben diyor herhangi bir cezai hukuki sorumluluk seni kapsamıyor diyecek. Şimdi kanun bunu söylüyor. Biz de şöyle bir dilekçe hazırladık arkadaşlar. 3 sayfalık. Bakın 3 sayfalık. Bu dilekçe 7420 sayılı kanuna göre hazırlanmış. Kredi veya kredi kartı başvurusu veya kredi kartı başvurusu gibi bunları işaretliyorsun, hangisini istiyorsan. Biz zaten sizin adınıza burayı dolduruyoruz arkadaşlar. Burayı dolduruyoruz. Göndereceğin bankanın adını da buraya yazıyorum. Buraya da adresini yazıyorum. Genel müdürlüğün adresini. Sen bunu alıyorsun. En son sayfada isim soy isim imza atıp bankanın genel müdürlüğüne gönderiyorsun. Bir de şuraya tarih atıyorsun kardeşim. Bu sicil affı dilekçesini kimler aldı bizden bugüne kadar? Bakın şuradaki kanuna uymayan vatandaşlar var ya, mesela adamlar diyor ki bakın bu tarihe kadar yapılandırma yapan ya da tamamını ödeyenler diyor. Bundan sonra başvuru yapanlar, yani bugünden sonra 7. ayın 1'inden sonra başvuru yapanlar eğer bu kanuna uyuyorsa sicili dikkate alınmayacak diyor. Mevcut borcu yoksa da dikkate alınmayacak. Sürekli başvuruyorsun, red geliyor. Başvuruyorsun, red geliyor. Biz vatandaşlara dedik ki böyle bir kanun var kardeşim. Sen bunu al, bankanın genel müdürlüğüne bir gönder şu dilekçeyi. Bir şansını dene dedik. İlk günlerde biz bunu verdik.
kanuna uyan, uymayan hepsi aldı benden. 30'dan fazla dilekçeyi gönderdim. Bu 30'un 16 tanesi bana onay mesajı geldi. Vatandaşlar dedi ki abi ben bu dilekçeyi gönderdim. Bana 16 tane onay geldi. Diğerlerinden haber gelmedi. Bir kısmı da bana red geldi diye söyledi. Ben yalan söylemem arkadaşlar. Şimdi kimler alması lazım? Şimdi mesela varlık yönetim şirketine borcum var değil mi? Ve bu vatandaşların içerisinde icralık olan var. Varlık yönetim şirketine aktif borcu olan var. İşte kredi sicili bozuk olan var. KKB puanı düşük olan var. Bunlar da almışlar. Hani ben alacağım deneyeceğim kardeşim diyor. Alıyor. Ben bu adamlara diyorum alma deneme kardeşim. Yani sana çıkmaz diyorum. Sana da kardeşim sen dilekçe hazırla gönder diyor. Al diyor bak hazırladın diyor bana çıktı diyor mesela. Şimdi sana çıkıp çıkmayacağını bilemem kardeşim. Yani ben banka değilim. Ben dilekçe hazırlıyorum. Bakın burada 3 sayfalık bir dilekçe hazırlamışım. Peki bu dilekçenin içerisinde ne var biliyor musunuz? Bu 3 sayfalık dilekçenin içerisinde. Kanun maddesi var. Ondan sonra işte meclise bir yazı yazmışım. Oradan bilgi almışım. İşte kanundaki yürütme maddelerini hepsini tek tek almışım. BDDK'dan bilgi istemişim. O bilgiyi almışım. Yani bilgi toplamışım her yerden. Onu bunun içine koymuşum ve benim kendi düşüncelerimin de olduğu bir dilekçe arkadaşlar. Bankaya bunu iadele ve taahhütlü şekilde göndereceksin. Şimdi ne yapacaksın bak. Şimdi sen bu dilekçeyi benden alıyorsun. WhatsApp'tan yaz şimdi bana. 0543 641 61 77. Tamam mı? Buraya yazdıktan sonra sana otomatik mesaj geliyor. Sonra sana sen ödemeni yapıyorsun. Ödememi yaptım diye bilgi veriyorsun. Ben bu dilekçeleri sana hazırlıyorum, sana Word olarak geri gönderiyorum WhatsApp'tan. Sonra ne yapman gerektiğini de gönderiyorum. Bakın ne yapman gerektiğini de gönderiyorum. Sonra sen bunu alıyorsun, zarfa koyup her birini ayrı ayrı, her banka ayrı adresler olduğu için ayrı ayrı koyacaksınız. Bankanın genel müdürlüğüne PTT yoluyla iadeli ve taahhütlü şekilde gönderiyorsun. Ondan sonra bekliyorsun. Banka sana olumlu dönüş yapabilir. Banka sana olumsuz dönüş yapabilir. Banka sana banka şubesine şubeye çağırıyorum diyebilir. Banka sana mesaj gönderip işleminiz sonuçlanmıştır diyebilir. Bunu sana haberini verecekler. Sonra değerlendirmeye alınmıştır diye mesaj gelebilir. Ve yasal süresi 30 iş günü ama bize genelde bir hafta 10 gün içerisinde olumlu olumsuz vatandaşlar YouTube videolarımıza veya işte şeylere yazıyorlar. WhatsApp hattımıza yazıyorlar. O yüzden siz de bu madde varken vakit de varken alın bunu deneyin diyorum arkadaşlar. Sana çıkıp çıkmayacağını bilemem. Bana sicilin bu çıkar mı? Hayır ben bilmiyorum kardeşim. Alacaksın, deneyeceksin. İstiyorsan. WhatsApp'tan soru cevap yapmıyoruz. Soru için sadece yazanları engelliyorum arkadaşlar. O yüzden gelin WhatsApp'tan dilekçenizi alın. Bankanın genel müdürlüğüne gönderip bir şansınızı deneyin diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yani bu kanun maddesi sizin için çıktı arkadaşlar. İster kullanın ister kullanmayın. Ben dilekçe hazırlıyorum sadece. Ama zaman geçiyor. Kaçırmayın dedim yani. Görüşmek üzere.